Evet, yine halk arzımız ulusal faktörlük ve videonun sonunda değil de girişinde belirtmek istediğim bir durum var. Yaklaşık 50'ye yakın halk arz videosu hazırladım. İzahname inceledim. Fakat işlerinde benim için verileri en çok en kötü olan halk arz bu oldu. Bunu videonun sonunda değil de başında belirtmek isterim. Şimdi kısaca giriş ekranından bir özet geçelim. Halk arzımızın fiyatı sabit 2.49 TL ve talep tarih toplumun tarihleri açıklandı. 4 Kasım ve 5 Kasım günleri Perşembe ve Cuma günleri olacak. Dağıtım tipi ise Tüm gruplara oransal dağıtım olacak ve 3 grup var. bireyseller, yurt içi kurumsallar ve yurt dışı kurumsallar olmak üzere 3 grup var. Dağıtım 3 gruba da oransal dağıtım olacak. Zaten verileri kötüyken bir de dağıtımın oransal olması benim için ekstra kötü oldu. Aslında verileri kötü dediğim kapsam içerisinde zaten oransal dağıtım olması da var. Hepsi bir bütün bizler için. Ek bir not olarak bu şirketin şu anda sahiplerine baktım. İlk olarak gözüken isim Isaac Koenka Daha sonra Kurt Korkut, Jolker ve daha sonra ise Erdal, Harry, Freeman ve bunun dışında iki farklı isim daha var. Detaylı bir bilgi bulamadım. Eğer bu kişilerle ilgili bir bilgi sahibi olan varsa lütfen yorum kısmında yazsınlar. Çünkü başta Isaac Cohen olmak üzere diğer kişilerle ilgili herhangi bir bilgi ulaşamadım ben. Bu nedenle benim için patron kim ve ortaklar kim? Bu noktada da benim için bir soru işareti var. Bu kısa girişten sonra birazcık izahnamenin detaylarına geçelim. Evet. Sol tarafımızda gelecek varlık yakın zamanda alkarız olmuştu. Ve sağ tarafımızda İla Haber Ajansı bu da bu hafta içerisinde talep toplamaya başlamıştı. Ve orta tarafımızda ise yeni Alkarazımız Ulusal Faktörün. Kuruluş tarihi 2001 yani 20 yıl olmak üzere ve aslında köklü bir şirket olma yolunda ilerliyor. Peki patron kim? Şimdi patron olarak genel müdür olarak İZAK Koyanka gözüküyor. Eğitimi ise Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Bölümü. Şimdi gördüğümüz gibi patron tabi soyadı yabancı ama kendisi burada okumuş. Burada bir girişim yapmış. Şirketin ortaklık yapısını size göstermek istiyorum. O da burada. Şimdi burada gördüğümüz gibi Isaac Cohen 124. Korkut Joluker ise 122. Erdal Henry Freyman 5.9. Veysel Domaniç ise 0.01. Çok düşük bir paya sahip. Bunun dışında bir kurum daha var. Gördüğümüz gibi şirketimiz ve ortaklık yapısı oldukça farklı. Sıradışı isimler var. Şirketin sektörü nedir? Factoring. İşletmelerin müşterilerinden aldıkları vadeli çekleri vadesinden önce nakde dönüştürdüğü bir finansman yöntemidir. Peki mali yapımıza geçelim. Öz kaynağa göre şirket büyüklüğü. 100 milyar üzerinden şirketimizin öz kaynağı 0.2 puan aldı. Örneğin gelecek varlık ise 0.5 puan almıştı. Yani gelecek varlıktan neredeyse yarı yakın daha az. Hatta 3'te bir oranında daha az büyük bir şirket. Öz kaynağa göre baktığımız zaman. Şimdi gelecek varlık şirketi varlık yönetimi şirketiydi. Bankaların borçlarını devralıyordu veya farklı kurumların ulusal faktörün ise genelde çek üzerine bir şirket. Ama her şirketin de ortak yönü kurumların veya kişilerin borçlarını veya alacaklarını değer alması. 2021 yılı için ulusal faktürün toplam varlıkları nedir? O da 1.3 milyar TL. Varlıklar iyi gözüküyor ama bunun dışındaki veriler bizler için üzücü. Kısa ve uzun vadeli yükümlülük toplumu ise şu an ulusal faktörlük için 983 milyon TL. Bakın 1.3 milyar TL oranında bir varlıkları vardı bunun 983 milyon TL'si yani yaklaşık 1 milyar TL'si şu anda yükümlülük varlıklarından. Yükümlülüklerini çıkardığımız zaman elimizde kalan öz kaynak ise 177 milyon TL. Şirketin varlıkları 1.3 milyar TL idi ama elimizde kalan öz kaynak ise 177 milyon TL. Yani yükümlülük çok yüksek, öz kaynakımız düşük kalmış. Peki esas faaliyet karı ne durumda? 2021 yılındaki ilk iki çeyrek için esas faaliyet karı 12 milyon TL. Peki net karı ne durumda şirketin? 2021 yılı ilk iki çeyrek net karı 11.5 milyon TL. 2020 yılı ilk çeyrek karı ise 1.5 yani 1.5 milyon TL ve 2020 yılındaki yılı bazındaki yani bir yıl boyuncaki net karı ise 2.5 milyon TL. Gördüğümüz gibi geçen sene baktığımız zaman şirketin net karı çok düşükmüş. Yani yükümlülüklerine göre şu anda şirketin net karı çok düşük kalmış. Özet olarak ne çıkıyor karşımıza? Şirketimiz varlıkları ile yükümlülüklerini kapatabiliyor. Tamam. Bunda bir problem yoktu. Varlıklarını yükümlülüklerini böldüğümüz zaman ise 1.36 oranı çıkıyor. Bu da şu demek varlıkları, yükümlülüklerinin 1.36 katı daha fazla. Aslında bu çok kötü bir oran. Çünkü biz 2 ve 6 oranları kötü olarak değerlendiriyorduk. Bunda ise 1.5-6 bir oran çıktığı için bizim için çok kötü bir oran. Yani şu anda yükümlülükleri çok fazla kalmış. Peki kağıt durumunun özeti nedir? 2021 yılı 2 çeyrek net karı 11.5 milyon TL'ydi. Kalan 2 çeyrekte ise yine benzer şekilde bir net karı olursa yani 11.5 milyon TL çarpı 2 dediğimizde 23 milyon TL'lik bir net kar çıkar ortaya. Bu durumda şirketin Yükümlülüklerini tahmin yıllık böldüğümüz zaman ise 42 yılı sürede yükümlülüklerini kapatabiliyor. Aslında bu çok kötü bir oran. Yani yükümlülüklerine göre net gelirleri çok düşük kalmış. Örneğin gelecek varlıkta gelirleri ile yükümlülüklerini 3,5 yıl sürede kapatabiliyordu. Fakat burada 42 yılı var ulusal faktöründe. Yani şu an şirketin mali yapısı bizden oldukça yüksek bir şekilde eksi aldı. Şimdi bazı kişiler diyecek ki zaten şirket başkalarının çeklerini aldığı için eksi göstermesi normal diyecek. Çünkü çek karşılığında başkalarına nakit para veriyor. Kendilerinin de çek olduğu için nakit parası gözükmüyor diyebilir ama sonuç olarak şirket 20 yıldır var ve eski aldığı çekler için çok ciddi bir birikim kar ve sermayesi olması gerekiyordu ama buna baktığımız zaman öyle bir tablo göremiyoruz. Peki dağıtım tipimiz. Tüm grupta da oransal dağıtım var. Çok kötü bir şey bizler için yine. Peki arz öncesi toplam mutabımız. Şirketin 100 milyon notu varmış ve şirket 33,5 milyon sermaye tırımı yapacakmış. Bunun dışında 100 milyon not içerisindeki 7,5 milyon notu ise kendisi mevcut pay yapacakmış. Ve ek pay olarak ise 7,5 milyonluk ek pay satacakmış. Yani şirketimiz şu anda 33,5 milyon artı 7,5 milyon mevcut pay satışı artı 7,5 milyon ek pay dediğimizde toplamda 48,5 milyonluk dot arz edecekmiş. Arz büyüdüğümüz ne kadar? 48,5 milyon çarpı arz fiyatımız 2.49 TL dediğimizde 120 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü ortaya çıkıyor. Örneğin gelecek varlıkta 360 milyon TL'ydi. Yani halka arz büyüklüğü şu anda gelecek varlığın 3'te 1 oranında daha az bir halka arz büyüklüğü var. Yani küçük ve düşük bütçeli bir alkarası olacak. Ama sonuçta yine de oransal yapmışlar. Aslında bunu komple %100 eşit dağıtım yapabilirlerdi ama yapmamışlar. Küçük bir arz olmasına rağmen oransal dağıtım yapmışlar. Anlaşılmaz bir şey. Peki bu arzda açık payı ne kadar? %70. Ortak olarak pay ise %30. Grup bazında dağıtım var. O da şu şekilde. %40'ını bireyselere ayrılmışlar. %50'sini yurt içi kurumsalları ve kalan %10'unu ise yurt dışı kurumsallar ayrılmışlar. Yani zaten halkarası büyüklüğü küçük olmasına rağmen bireysellerle yine az pay ayırmışlar. %40'ını ayırmışlar. Bu noktadan da bizden eksi aldı. Devam edelim. Top başı fiyatımız 2.49 TL ve bireysel yatırımcı için halka büyüklüğü ise 40 milyon TL ile 48 milyon TL arasında olacakmış. Arz sorunası halka açık ise %30 ila %36.33 arasında olacakmış. Peki fiyat tespit raporuna göre iskonto oranlarımız nedir? O da şu şekilde. İskontosuz fiyatını fiyat tespit raporunda 3.86 TL olarak açıklamışlar ve buna göre %36.3 oranında bir iskontoları bulunduğunu söylüyorlar. Başvuru ödeme araçları nakden, hesaben veya blokaj yöntemiyle birçok blokaj yöntemi bulunuyor ödemek için. Talep toplama tarihlerimiz açıklandı. 4-5 Kasım Perşembe ve Cuma günleri olacakmış. Bireysel yatırımcı için başvuru yerleri ise gördüğümüz gibi olan büyük kurumlara bakıyoruz. Denizbank, Garanti, Halkbank, Yinege, Oya, Küyenbi, TEP, Odaya Bank, Vakıfbank, Ziraat olacakmış. Olmayan büyük kurumlar ise Akbank, ICBC, İş Bankası, Şeker Bank ve Yapı Kredi olmayacakmış. Taahhütler kısmına geçelim. Günlük emir taahhütümüz yok. Geri alın taahhütümüz yok. İhracatçının taahhütleri ise 6 ay bedel yapmayacakmış fakat var olan mevcut paydanı satmayacağım yönünde bir taahhütleri yok. İhracatçının yani şirketin. Bu da benden eksi aldı. Ortakların pay satmam taahhütü ise 6 ay boyunca yeni pay satmayacaklarmış ve 1 yıl süreli de akras fit altında satmayacaklarmış. Yani bu durumda 6. ay sonrasında pay satabilirler fakat sadece 1 yıla kadar halka fiyatını altına satamazlarmış. Şirketin net halka geliri 76 milyon TL olacakmış. Bunun %97'si faktörün finansmanı için, %3'ü ise bilgi işlem altyapısı için halka gelirinin kullanım birini hiç beğenmedim. Çok kötü bir yüzdelik ve dağıtım olmuş. Peki puanlama ücreti nedir? Şimdi bireysel %100 pay veriyor mu? Vermiyor. %40 veriyordu. 0.5 puan aldı buradan. Hakaz geliri şirkete giriyor, ortaklara mı giriyor? Büyük bir kısmı şirkete giriyordu. Bir üzerinden tam 1 puan aldı. Peki 200 milyon TL'den küçük bir akar mı? Zaten orası olduğu için 0 puan aldı. Genel alım tadımız yok. 0 puan. Günlük emir tadımız yok. Yine 0 puan. Şirketin boş durumu ve öz kaynaklar arasındaki ilişki ise kötü durumdaydı. Çok kötüydü. Mali yapısını hiç beğenmemiştik. 0 puan. Şirketin sektörü ise yine çok dikkat çekici bir sektör değil. Üretim, katmalar üreten bir sektör değil. Bunun için bir üzerinden 0.5 puan verdim. Ve halka hazırlanan panel dışında satış yapacaklarım konusunda ise gördüğümüz gibi yukarıda da şirketin taahhüdünü birazcık eksik bulmuştum. Bu nedenle buradan da 0 puan verdim. Şu anda şirketimiz 10 üzerinden 2 puan aldı. Yani uzun süredir ben bu kadar düşük bir puan vermemiştim. Mesela gelecek varlığa da 10 üzerinden 2.25 puan vermiştim. Düşük vermiştim. Ulusal faktörüm ise onu da altında alabildi. 10 üzerinden 2 puan alabildi bende. Yine bu hakaret için hakaret verileri çok kötü. O zaman ben kesin gireyim diyenler olacaktır. Onların hepsine ben başarılar ve bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.